Daha ne kadar kanımı alacaksın doktor? Aslan Bey fazla fazla bulunsun dedi. Ona canım feda. Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Sene 1973. Mehmet Karahanlı ile Nergis Karahanlı'nın ilk çocukları dünyaya geldi. Efe Yakup Karahanlı. Bir enteresan done daha var. Mehmet Karahanlı'nın çocuğunun kaçırıldığı tarih olarak verdiği zamanla Şehit Yüzbaşı Alper Çelik'in Aslan Bey ile yaptıkları operasyonun birer gün arayla olması. İki bölge arasındaki mesafe aşağı yukarı 100 küsur kilometre. Karahanlı'nın çocuğu kaçırılıyor, tek oğlu. Aslan'la Alper operasyona çıkıyor, Alper şehit. Aslan bir çocuk kundaklıyor, yetimhaneye 1001 tembih çocuğu veriyor. Çocuğun adı Ali Candan. Adını Ali mi koymuş? Senin adın. Bu operasyon devletin yaptığı bir operasyon değildir. Aslan şahsi nedenlerle benim bilgim ve onayım olmadan senin çiftliğini basmış, oğlunu kaçırmış. Devlet dediğin Nasırlı adamdır. Ayağına basmadıkça Nasır'ını hatırlamaz. Ayağına bastın mı? Eş, dost. Ahbap tanımaz. Bunu bize neden yaptı? Lübnan'daki hikayeyi hatırlıyor musun? Hangi hikaye? Kıbrıs'tan döndükten sonra Lübnan'da Filistin'le savaşacak Türklerin eğitildiği kampın koordinatlarını Mossad'a vermiştik. Bombalamıştı İsrail. Kampta Aslan'ın kardeşi de varmış. Karahanlı'yı devlete düşman edip oğlunu devlet görevlisi yapmış. Bunu benden de saklamış, devletten de saklamış. Yazıklar olsun. Yetimhaneden Candan ailesine telkinleriyle oğlunu evlat edindirmiş ve bu mümtaz ailenin yanında yetişmesini sağlayıp mülkiye soktuğu kertede teşkilata iştirakini sağlamış. Cenazeden sonra uğrayamadım. Hepimiz yıkıldık. Çok üzüldük. Ali bu memleket için büyük hizmetler edecekti. Kader Aslan Bey, takdir ilahi, cilve-i Rabbani. Ali mi veren aldı? Eski sır katibi Ömer Candan'ın vasiyeti vesilesiyle Polat Alemdar ve Aksaçlı ile görüştüm. Polat Alemdar ocaklarımızın yetiştirdiği ve uzun süredir uyandırılmayı bekleyen ekibimizin lideri olmayı kabul etti. Bugün güneşin doğuşundan itibaren sırhanesinde beklemeye başladı. Bana emanet edilen bilgileri bugünden sonra Polat Alemdar'la paylaşacağım. Hilal'in yıldızıyla buluşmasının tarihi bugündür. Daha fazla kafanı karıştırma bak. Karahanlı suç dünyasında yükselirken devlet olarak onun karşısına bir zafiyet çıkarmamız gerekiyordu. Bu zafiyet sensin. Biraz gençsin. Dur ben sana bazı eksik bildiklerini anlatayım. Bu ülkede hiç kimse tesadüfen bir yere gelmez. Benim nasıl varlığını bilmediğim bir çocuğum olabilir? Yusuf Aslan Akbey'in projesi.
senden habersiz suni yöntemle çocuğunun olmasını sağladı. Bunu da senden başka bir amaçla aldığımız örnekle yaptı. Bu ne saçmalık? O zaman da böyle söylemiştin. Aslan'la çalışmaya başladığın zaman yapılan sağlık taramalarını ve diğer hastane işlemlerini unutmuş olamazsın. Başka bir şey kaldı mı? Bütün hastane işlemleri bu dosyada yazıyor. En sonuncusu kaldı. Bu ne saçmalık? Ulan aslan değil, çakal bu Esat! Zeynep Oğuz doğumu gerçekleştirdi. Bebekler değiştirildi. Yusuf, kayıtlara Yusuf Kuzuzade olarak geçirildi. Yusuf'u Londra'daki konsolosluğa götürdüm. Aslan Akbey de oradaydı. Kendini açık etmeden Yusuf'u izledim. Londra. Gece buluştuk. Bana ülkesi için yapmak istediklerini anlattı. Vatan sevgisi gözlerinden okunabiliyor. Giderek gerçek babasına benziyor. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Aklın sıra gizliği iş çeviriyorsun. Ben senin öğrencinim. Ben de senin kadar bilirim sır kaç kişinin arasında kalır. Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ali Can'dan değilim. Şizofreniden kurtuldum, sen de kurtul. Öldü. Anladın mı? Öldü. Seni buraya o mu gönderdi? Doğruyu söylüyor. Aslan Akbey'le hiç tanışmadım. Bana onun öldüğü söylendi Polat Alemdar. Ne zırvalıyorsun lan sen? Benim adım Ali Can'dan. Bunu bize neden yaptı? Filistin'le savaşacak Türklerin eğitildiği kampın koordinatlarını Mossad'a vermiştik. Bombalamıştı İsrail. Kampta Aslan'ın kardeşi de varmış. Söyle, Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına Aslan'ı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Nasıl ihanet etmiş vatana? Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa 30 bin kişinin katilini öldürmek için belimizde bombalarla, silahlarla bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet buraya oturtturur muydu şimdi? Biraz gençsin. Dur ben sana bazı eksik bildiklerini anlatayım. Bu ülkede hiç kimse tesadüfen bir yere gelmez. Tesadüfen de gitmez. Yeni bir göreve başlıyorsun. Haklı bir görev. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Anladın mı? Hiçbiri. Kapıdan içeri girip yemin edersin. Çıkarken hayatın yemin ettiğin masanın üzerinde kalmıştır. Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp, herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölüm. Her insan hayatında birkaç ömür yaşar. İkinci ömrüne hoş geldin, Polat Alemdar. Ulan aslan değil, çakal bu ya!